Evet. 2018'de bir deprem yönetmeliğinden deprem yönetmenliğinden bahsedecek olursak, şimdi o yönetmelikle birlikte bu demirler, yani düz demirler değil de bu demirler ondan sonra mı geldi? Yok, önceden de vardı. Önceden de vardı. Şimdi biz buna baktığımızda nasıl değerlendirmemiz gerekiyor bu kiri kolon düzenini? Şimdi ben öncelikle bunu hazırlayan Cumhur Bey'e çok teşekkür ederim. Çok iyi bir şantiyecidir. Yani böyle bayağı işini seven başarılı bir arkadaşımız. Ona da bir teşekkür etmiş olayım. Şimdi tabii biz hep bütünü dışarıdan görüyoruz. Yani şeyi hep dışarıdan görüyoruz. Kolon gitti, kiriş gitti. Bunlarla ilgili 14 ile 20 arası görsellerim vardı. Benim bolca çektiğim şey yaptık. Evet, bir taraftan onları verirsek pekiştirelim. Şimdi bizim aslına bakarsanız sistemimiz, bütün hadisemiz burada. Bugün ben şunu demek istiyorum. Şimdi bir taban izolatörü var. Bir işte lifli polimerler var. Hı hı. İnsanlar değişik değişik 14 ile 20 arası olanı ben 14 şey ve 20 arası. Onlar dönebilir. 14 dahil, 20 dahil. Şimdi farklı farklı teknolojiden bahsediliyor. İşte hani Japon şeyleri vesaire vesaire. Yani hani sönümleyiciler olsun, taban izolatörleri falan olsun. Aslına bakarsanız yarın öbür gün biz bilinçsiz bir şekilde taban izolatörlerine de geçsek, biz her şeyin alt limitini yaptığımız sürece o taban izolatörlü binalar da hasar görecektir. Yani bu 2 kere 2 4. Onun için bakın burada bir görsel var. Bir yapının sünek olabilmesi için biz deriz ki bir bina yeterince sünek olsun. Yeterince efendime söylüyorum dayanımlı olsun ve yeterince rigid olsun. Ben bunları çok da aşmayacağım. Çok terim bir şey. Şimdi bu gördüğümüz aslına bakarsanız ve birçok yerde yeni binaların hasar görmesinin sebebinin sırrı şuradan. Bu elimde gördüğüm sadece bu gösterdiğim malzemeden kaynaklı. Sadece şu. Şu o nerede çok duruyor hocam? Bunlara biz çiroz diyoruz efendim. Nerede duruyor? Bunlar normalde bu şekilde, yani demirlerin açılmaması için diğer görsellerde de var. Her kirişte olması gerekiyor ve bunlar şu şekilde kitlemesi gerekiyor. Bizim maalesef işçilik kalitemiz iyi değil. Gerçekten iyi değil. Yani denetim zafiyatımız var. Hocam mesela şurada ben yanlış görmüyorsam tabii, tabii, var. Tabii. Ama bakın, hiç böyle burası, kitleyen bir şey tabii, yok. Tabii, burası mesela dikkat edersen hiçbir etriye yok. Bir sürü detaylarda da var. Bir sürü resimlerde de var. Yani dolayısıyla kirişle birleşen, kolonla birleşen yer burası. Zaten kolonlar yapısı gereği ortadan hasar almıyor. Bu bileşim bölgesinde ya buradan ya buradan alıyor. Biz şu bölgeyi sağlam tutarsak, yani bakın her şu bölgede 10 santimin altında şu etriyeyi koymanız gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Daha seyrekleştiriyoruz. Her birine şu yönde koymanız gerekiyor. Bunun yanındakine bu yönde koymanız gerekiyor. Bir alt kata, yani bunun bir tekniktir bu. Ben çok detaya girmeyeceğim. Tamam. Burada da yani bir nevi şantiyeyi şeye getirdik. Evet. Peki tabiri orada bu dişliler nedir hocam? Bu birebirdir. Dişliler nedir hocam? Şu dişliler. Bunlar fas payı. Burada da bir örnek şeyde daha var. Mesela bu gördüğümüz, aslına bakarsan plastik, yakından çıkartalım, eliniz kesmesin. Anladım. Pas payı deyince anladım. Tamam, tutabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Tamam, pas payı. Tamam. Çok çok ucuz, haddinden fazla ucuz. Dış bir kalıpla malzeme. İçerideki demir arasındaki beton payını bırakıyor. Kesinlikle öyle. Yani şeyi dışarıdan dış etkenlere karşı koruyor. Bakın burada pas payı yapılmamış ve dolayısıyla hasar almış bir bina. Çok mu önemli değil? Yani şu malzeme çok mu önemli değil ama yaptığı hasar... Eskiden şunu yaparlardı değil mi? Bunlar beton döküldükten sonra bu delikler kalınca, ki şimdiki gibi vibrasyonlu falan değildi. Agrega biraz kalındı. O zaman gelirlerdi ve üzerini yine beton sıvayla kapatırlardı. Hala yapılıyor. Hala yapılıyor. Bu arada bize Twitter'dan, ama o dışında beton payı bırakmak kadar güçlü bir şey değil. Lütfen ulaşın. Çok soru alıyorum çünkü bununla ilgili. Eğer merak ettikleriniz varsa bu konuyla da ilgili lütfen bize ulaşın. Evet. Biz de bir soralım konuklarımıza. Sanırım ilk kez televizyonlarda. Vallahi yani ilk kez, ben başka görmedim. İlk kez özel hazırlattık bir arkadaşımız. Takamadım hocam şöyle. Kalsın. Tamam. Şimdi hocam hangi parçaların eksik kalmasından daha çok çöküntü oluyor. Yani sadece o elinizdeki şu demir ve dişli mi? Hasar almasının sebebi. Bakın çöküntüden bahsetmiyorum. Çöküntü çok daha başka bir şey. Şimdi biz bir binayı incelerken hep mesela şu anda herkes karot alıyor. Karot almak çok doğru. Yani mutlaka baş etkenlerden bir tanesi betonun kalitesidir. İkinci bir etken donatının kalitesidir ve dizaynıdır. Yani bunun mesela çok sert olmaması gerekir. Bundan çekme deneyleri falan yapılıyor. Ve esnek mi olması gerekiyor onların hocam?
karbon oranlarının biraz daha uygun olması gerekiyor. B420C dediğimiz bir şey. Şimdi şöyle düşünün. Bunlar bizim bir nevi kasımız olduğunu düşünün. Betonun da bizim işte kemiklerimiz olduğunu düşünün. Şimdi bizi bunları ne kadar iyi sararsak deprem esnasında esneyecek. Değil mi? Böyle esneyecek. Asla burada hasar görmeyecek. Hasar görse bile çok kılcal çatlakta hasar görecek. Bizim aslına bakarsan şu bahsettiğim belki bunu koymak tüm inşaatta %2 gibi bir maliyet. İşçilikte belki %5, %10 gibi. Çünkü bunu yapmak gerçekten zor. Gerçekten hani böyle dar yerlerde çalışıyor. Ama buna bir şey gerekiyor. Bir kalite gerekiyor. Hocam tam onu soracaktım. Şimdi bu diyorsunuz ya bunu böyle kitlemek lazım. Belirli aralıklarla diyor demirle. Bu hani maliyetli olduğu için mi bundan kaçıyorlar daha çok? Maliyetten ziyade denetim olayımız biraz zayıf. Yani bunun yaptırımı biraz sıkıntılı. Yani yapı denetimler yani şu var. Yapı denetimler son 2 yıldan beri biraz elleri güçlü. Önceden şeyle çıkıyordu. Müşteri işveren ilişkisi vardı. Ben eğer ya bunu yapma işte buraya eksik koy filan dediğim zaman müteahhit veya şey istemiyordu. Beni başka yapı denetimi alıyordu. Bu sistem havuza getirildi. Sırayla getiriliyor. Şu an yapı denetimler eli daha güçlü. Dolayısıyla bunlar şu an denetleniyor nispeten. Evet. Denetleniyor. Kaçıran illaki vardır ama ben şunu iddia ediyorum. Şu olayı mutlaka çözmemiz lazım. Çok basit bir şey. Bizim yeni binalarda hasar almasının %90 oranındaki benim tespitime göre sebebi bu. Ha, bunun yanında illaki beton kalitesi, betonun kürç şartları. Çünkü bir beton attığınız zaman aldığınız yerden yani beton santralinden döküme kadar, bakımına kadar beton kalitesini belirliyor. Bir kere 2 saat içinde betonu yerleştirmeniz gerekiyor. Trafikte beklediğiniz zaman 2 saat üzerinde olmaz o beton. Ondan sonra betona asla ve asla katkı dahil, su dahi katmamanız gerekiyor. Şimdi biz kolay işleyebilmek için betona su kattığımız zaman beton sınıfı 30-35 istediğimiz zaman o beton sınıfımız bizim zaten yani sistem bir de şu oluyor. İyi bir betondan alıyorsunuz, şişleniyor, dayanımı gayet iyi ama o numuneyi aldıktan sonra betona su katılıyor. Yani dolayısıyla yani her türlü hileye başvuruluyor. Evet. Yani. Ben öyle anlıyorum. Bu hile değil de sanki biraz kolaylık için filan da yapılıyor. Bunun için bakın şantiye şeflerinin aslına bakarsanız çok kilit. Ben bundan birkaç sene evvel yapı denetimlerle bir toplantı yaptığımızda demiştim ki ya aslına bakarsanız bizim kağıt üzerinde çok mükemmel. Yani nasıl mükemmel? Ben bunu yaptığım zaman tutanak da teslim ediyorum. Kalıbı yaptığım zaman tutanak da yapıyorum. Şantiye şefi bunu yapı denetimle müteahhitle beraber imzalamak zorunda. Ama tabii şantiye şefi imza konumunda olduğu için çünkü her şantiye bir şef yok. 5 şantiyeye bakıyor. Yani nereye gideceği de belli değil. Dolayısıyla şantiye şefi olmadığı için denetlenmiyor. Şu an işte ben onu dedim ki ya siz gittiğiniz zaman deyin ki arkadaş şantiye şefi ne muhatap almak istiyorum. Tabii şu an yani bugünlerde şantiye şefi şeyin başında. Hocam bir şey soracağım. Tam ekranda görünen. Evet. Şimdi orada yapılmış. İçeride bir hocam, parça görüyorum. Muhtemelen o dediğiniz parça da orada. Şimdi evet demirlerde bir tane kalın. Bir tane. Ha, diğerleri belki görünmüyordur diye düşündüm. Ama şöyle. Bunun patlaması başka bir şey yalnız. Yukarıdan hayır. Niye patlamış? Şimdi şöyle. Burada da olur. Hepsinde olur. Ya aralıklarla mı yapmışlar aralıklar, hocam bunu? Bir tane koymuşlar. Bir tane koymuşlar. Tek koymuşlar. Mesela şurada. Yani bir tane kolona sadece bir tane mi koymuşlar şimdi, burada? Şimdi en fazla 10 santim arayla sıklaştırma bölgesine koymanız gerekiyor. Ama maalesef burada yani orada bir tane konmuş. Var ama bir tane var. Şimdi onun da bir anlamı kalmıyor herhalde o zaman. Deprem esnasında bakın ben bunu şunlar burkulmuyor. Dışarı doğru çıkmıyor. Şu demirler öyle bir kilitliyorum ki bakın burkulmuyor. Bu ağır hasar oluyor. Sağdaki resim ağır hasar oluyor. Dolayısıyla yani benim durduk yere basit bir şu çirozdan dolayı paspayından dolayı ciddi bir hasar vermiş hocam oluyor. Doğru örnek var mı görsellerde? Burada hafif hasarlı olan doğru yani hani şöyle bu doğru örnek de hafif hasarlı bir de örnek gösterebileceğimiz hani vardı resimlerde. Burası doğru kullanılmış ama burası da az hasar almış bu yüzden diyebiliriz. Şeyin altlarda kapak atmışlar. Çünkü biz aynı şekilde de altta da yapıyoruz. Burada da yapıyoruz. Perdeyle olan yerde altta da yapıyoruz. Çünkü bahsettiğim gibi kolonlar yapısı gereği üstten ve alttan hasar alırlar. Biz burada var, örnekleri var ama maalesef onlarda da yok. Bakın bu bir gelenek olmuş. Yani son derece bu çirozu atmamak gelenek olmuş. Gerçekten bunu zor.
Yani bunu uğraştığın zaman ya diyorsun ki çok çileli. Ama insanlarımız yapıyor. Hocam sonra... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.